Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün 3.16'la beraberiz BMW'le. Şimdi aracın lifter sesi var. Daha önceden bu araca 10.40 yağ konulmuş. 5.30'a çevireceğiz. Sonra 10.40 koydun Hacı abi. Ondan sonra yine 5.30 koydum. 5.30'a attım ben ondan sonra hemen. Aynen. Sesi aynen. Yaptı. Ya şimdi kış geldi. 5.30 koymak her zaman daha mantıklı. Şimdi arkadaşlar kartel tıpasını 13 tutuyor. Söküyorum onu. Biraz sıkı çıkıyor, inşallah bir sıkıntı çıkarmaz. Arkadaşlar ya çamur gibi olmuş ya. Niye böyle olmuş anlayamadım. Allah Allah. Kokusunda da bir problem yok. Benzinli arabanın yağı nasıl kokuyorsa aynı şekilde kokuyor. Şu anda yağını saldık. Kastrol'un 5.30 yağını koyacağım ona. Start stop koymayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar yağ filtresi şu. 13 söküyor bunu. Bu normal yağ filtreleri gibi atom değil. Bu 13'ü söküyoruz. Üstünde kapak vardır. Bunun kapağını aldıktan sonra içinde yağ filtresi kalıyor. Onu tazeleyeceğiz. Ben şu anda size göstereceğim. Sadece 13 olduğunu söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu söktüm. Bu şekilde 13'lük çivatasını çıkardım. Yağ filtresi burada gördüğünüz gibi. Kayışları fazla yağlamadan bunu alacağız. Çıkardık, buraya koyduk. Yeni filtremiz burada. Şimdi tazeliyorum, yerine koyuyorum. Burada önemli olan şu yüzey lastikleri. Arkadaşlar eskiden filtreler bu şekildeydi. Neden bu şekildeydi? Tas içi olmasının sebebi filan nedendi? Çünkü maliyetten dolayı. Kimse fazla masraf etmesin, fazla para vermesin diye bu şekildeydi. Şimdi atom filtreler çıkıyor. Bunların 2 katı, 3 katı fiyatında bunlar da. Şimdiki otomobiller zaten kendiniz de biliyorsunuz. Maddiyat yönünden biraz bakımları falan fazla paraya mal oluyor. Bunu da söylemek istedim yani size. Kartal tıpasının pulu burada. Şu civatanın, yağ filtresinin civatanın pulu burada. Yine şurada lastiğimiz var, bir tane küçük görüyorsunuz. Bu lastik de taşuranın. Filtremiz de burada. Bunları tazeliyoruz, yerine sıkıyoruz. Yeni filtremizi yerine oturtturduk. Kapağımız da burada. Civatamız burada. Hepsini değiştirdim. Pullarını filan. Bu kartel pulumuz. Şimdi arkadaşlar gres sürmeden iş olmaz. Malzemenin kıymetini bilin. Gresinizi sürün. Öyle yerleştirin abi. Yağ filtremizi de sıktık insan gibi. Şu anda kartel tıpasına geçiyoruz. Kartel pulunun eskisi burada. Görüyorsunuz ne kadar kötü. Yenisi burada. Aslında bu kartelin çivatası hiç iyi durmuyor. Bu vaziyeti kötü ama. Şimdi bununla uğraşamayacağım. Yerine sıktığı sürece de bir sıkıntı yok. Yeni pulunu takıyorum. Şimdi yerine sıkacağım. Eskiden malzememiz dökümdü. Ne bileyim çelikti. Yani güç deneyebilirdik. Ama şimdiki malzemelerin hepsi alüminyum. Sıkarken kesinlikle çok dikkat edilmesi gerekiyor. İnsan gibi sıkılması gerekiyor. Güç denenmemesi gerekiyor arkadaşlar. Kartal tıpasını sıktım. Gerçekten bu kadar sanmazdım. Güzel sıktı yani. Şu anda şu altındaki damlaları da sileyim. Şimdi yağını koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra da marşına basacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Kastrol koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. BMW 316 94 model. Ses sedası kalmadı. Bu şekilde Hacı abim deneyecek. Allah gönlüne göre versin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tayfun abim Allah razı olsun. Şu an herkese birer birer veriyorum abi. Asta. Buyur abi. Tayfun abinden abi. Bir tane daha alayım. 2 tane alayım ben. Abi teneke bağlayıp gezmeyeyim. Abi, günde bir tane. Enişte al. Eyvallah kardeşim. Manisa'dan Tayfun abinden. Kemal'cim buyur. Buyur abi. Şehzadeler şehrinden. Buyur abim. Tayfun abinden. Buyur abi. Allah kabul etsin. Buyur abi. Kabul etsin. Afiyet olsun. Ubacım buyur. Hasan, Tayfun abimden. Mesir macunu.
Buyur Allah kardeşim. Olsun kardeşim. Günde bir tane, fazla yok bir tane. Allah bunu da al, bunu da yarım. Tamam.